cenneti. Buyurun bir daha girin. Bir daha girin tamam. Buyurun. Sabahtan beri bu çirkin tavrınızı devam ediyorsunuz. Buyurun bir daha girin. Arkadaşlar burası ibadethanemi. Evet. Seccadenizin üstüne evet, basmıyor. Tamam. Buyurun sizi kayıt altına alıyorum. Seccadenizin üstüne basmıyor. Kamuya açık alanda, kamuya açık alanda ses ve görüntü kaydı alıyorum. Kendi okulumda evet. Bunlardan mahkemede aleyhinde delil olarak kullanacağım. Evet arkadaşlar tamam seccadenizin üstüne basmıyorum. Lütfen okulun kurallarına uyun. Ya burası bizim seccademiz burası. Benim kapımın önünde 18 tane ayakkabı, 48 tane çanta olmaması için... Burada benim ayakkabılıklar de, benim var. Benim de kapımın anladım içerisine böyle giremezsiniz. Arkadaşlar tamam bu böyle sizin ibadethaneniz değil. Benim de ibadethanem. Tamam. Burası hayır mescit değil. Kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrılır. Kadın arkadaşlar. Erkeklerin iki burada. Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? Hayır giremez. Neden? Buraya ayakkabıyla burası ayakkabı. Arkadaşlar Hristiyanlar için burası da bakın, ibadethane. Budistler de burada ibadet yapabilir. Çekime devam ediyor musun? Ediyorum tabii ki. Bu çirkin tavrını tekrar ediniz. Sayın hocam istirham ediyorum. Sayın hocam bakın rica ediyorum. Çok kibar insanlara benziyorsunuz ama bakın bu tavır gerçekten çirkin tavır. Neden yapıyorsunuz bunu ama? Lütfen. Arkadaşlar şunu kabul edin. Burası mescit değil mi? Ben dokunmuyorum siz dokunuyorsunuz. Şuradan ayakkabıyla dışarı güvenliği çağırın. Ya bana güvenlik dokunamazsınız. Güvenlik nerede? Buranın güvenliği nerede kardeşim? Kardeşim! Güvenliği çağırır mısın oradan bize? Pardon, hocam, pardon. Pardon hocam, bir saniye. Buradan çıkar mısınız? Arkadaşlar, tamam mı? Sultanahmet Meydanı'nda namaz kılıyorsunuz. Ama biz burada her buradan zaman seccadenin amacı ne? Buradan çıkar mısınız? Kullanmak zorundasınız. Buradan, biz buraya size bunu mantıklı bir şekilde ayetlerle açıklarsam evet inanacak mısınız? Arkadaşlar, namazın içinde yani, altı, şuradan altı bir adım tamam çıkabilir. Bu beni ilgilendirmez. Ben Hristiyanım. Farzdan birisi. Ben Hristiyanım. Az önce tam tersini beyan etmişsiniz. Az önce tam tersini beyan etmişsiniz. Size ne? Beyan etmek zorunda mıyım? Namazın içindeki altı farzdan birisi temizliği şart koşar. Necasetten taharet ya derler. İnsanın namaz kıldığı yerin insanın namaz kıldığı yerin temiz olması problem şu anda insanın temiz olması gerekiyor. Evet. Bu benim o yüzden seccade kullanıyorsunuz. Evet. O yüzden seccade kullanıyorsunuz. Ya sınırlar bunun konuşulacağı yer yargı makamı mı? Oraya taşıyacağım. Taşıyın. Sayın hocam taşıyacağım gerçekten. Evet. Biz bunu beyefendi beyefendi bu şekilde anlatmamıza rağmen hanımefendi bakın inadına basıyor şu an. Burası ibadethane hocam mescit değil o yüzden. Zaten zor kullanamaz ya da bağıramazsınız. İçeriye buraya. Zor kullanmak bak istemediğimiz için kullanmıyoruz. Sen beni dinle. Sen beni dinle. Şimdi sizin öncelikle hanımefendi ayakkabısını da buradan çıksın. Hocam buradan çıksın lütfen konuşalım. Sabaha kadar konuşalım. Ben demin sizle buradan konuşmak sayın istedim. Hocam. Beni odamda tehdit edip ben sizle konuşmayacağım deyip yargı çıktınız. Yargı makamına taşıyacağım dedim. Ve sizden şikayetçi olacağım. Sizce sizi konuşalım sorun nedir dedim. Böyle tehdit ettim. Çıktınız. Namazın vakti girdi. 10 tane adam cemaat olacağız. Beni bekliyorlar. Ah ben canım ya. Dışarı tamam mısın? Ben Hristiyanım ve Budistim. İbadethane benim de ibadethanem. Anlıyor musun? Sınırı aşmayın. Burası bakın mescit değil. Burası benim için psikolojik bir sınır. Burayı aşsınız takdirde ben de saygı göremezsiniz. Ya ben senin kişisel psikolojinin dışarı ilgilenmiyorum. Dışarı çıkar mı? Ben de sizinle ilgilenmiyorum. E tamam. Ben bu okulun burası da benim. Orası da benim. Hep ben, evet ben bu aynen bu okulun burası ben da benim. Ben bu kullanımda hak sahibim. Ben bu ada parselde. Ben bu okulun ücretini ödediğim takdirde. Ben de hak sahibim. Ben de hak 4 sahibim. 4 yıl boyunca ben buranın kullanımda hak sahibim. Ben de hak sahibim. Ayakkabımı buraya da bırakırım. Efendim? Oraya da bırakırım. Odamın kapısının önüne ayakkabını bırakamazsın. Odanın içi sizindir. Odanın içi sizindir. Arkadaşlar sizce bu ayakkabılık niye var? Sizce bu ayakkabılık niye var? Hocam ya görevini yapar mısın? Senden istifam ediyorum ya. Herkes kendi görevini yapsın. Arkadaşlar bırakamazsınız. Bu konuyu ayakkabılarınızı kapının önüne bırakamazsınız. İtme beni kendine gel itme. Dokunmayın. Dokunma. Tamam tamam dışarı sakin olun. Hanımefendi dışarı al. Ya bir dakika arkadaşlar. Sakin olun. İstirham ediyorum. Çözeriz. Sakin. Gelin konuşalım. Abi sizde göreviniz yok. Bakın görevinizi yapacaksanız bir daha yapalım burada ayakkabı görmeyeceğim. Tamam. Benim ben kapıdan çıkınca kokan tamam ayakkabıları görmek zorunda değilim. Tamam. Ya kokar kokmaz benim meselem. Ya benim meselem burası benim okulum. Sen kendi kendine ibadet ediyorsan et. Bu da benim ayağım. Şimdi bak bu benim ayağım diyemezsin. Hayır bu benim ayakkabım diyemez. O da benim kapım diyemez. Benim tamam yerim diyemez bu. Bizim diyelim. Bizim diyelim. Bizim diyelim. Sen bizim de. Tamam. Ama benim anlamadığım ayakkabıları niye dışarı koyuyorsunuz ki? Ya bir saniye hayır hocam, geçme özet geçme kardeşim özet geçme. Üstad sayın hocam. Ya abi bunu bana farzdan başlama ama. Farzdan kesinlikle oradan başlamayacağım. Biz hanımefendiyle sayın hocamızla aramızda tartıştık. Ona açıklamaları yaptık. Size de bir kere daha yapmak istemiyoruz. Yani çünkü dilimizde tüy bitti gerçekten. Size saygımız sonsuz.